sorularınızı hemen birkaç soruyu almak istiyorum. Buyurun efendim. Arkadaşlar sessizlik lütfen. Ekmelettin Bey, şehrimize hoş geldiniz. Bizim Kocaeli Gazetesi'nden Gülnur Aslan. İlk sorum şu olacak. Bu yola çıktığınızda bugün karşılaştığınız zorlukları karşılaşacağınızı bekliyor muydunuz? Bu karşılaşacağınız zorluklar bundan sonra devam eder mi? Ve Kocaeli'den beklentilerinizi seçimlerle ilgili söylerseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Aziz kardeşim, bu önce nazik sözlerinden dolayı teşekkür ederim. Ve ben yani burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Sizinle beraber olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Şüphesiz bu demokrasi yolu böyle güllerle bezenmiş bir yol değil. Bu çok sert, engebeli bir yol. İnişleri, çıkışları, zorlukları, engelleri, maniaları olan bir yol. Hele bizim ülkede olunca 1950'den bu yana Türkiye çok büyük mesafe kat etmişti ama arada bir böyle bizim şeyimiz depreşir. İktidarı başkasına iktidar hakkını ya makam hakkını başkalarına reva görmemek. Münhasıran bazı çevrenin, bir tek çevrenin inhisarında görmek gibi bir hastalığımız depreşir. Ama şu çok açık, gerçek bir hakikattir ki, ayan beyan görülen bir hakikattir ki, millet bu 10 Kasım'da sözünü çok net bir şekilde söyleyecektir. 10 Ağustos söyleyecektir. Ve millet bir daha bu demokrasi tarihindeki büyük dönüm noktalarından geçerek 50'de, 60'larda, 83'te böyle kararlarını, çok kesin kararlarını verdiği o günlerden birisini Türkiye yaşayacaktı. Onun için ben bu yol bütün zorluklarına rağmen hayırlı bir yol, ülkenin önünü açan bir yol ve Türkiye'nin daha müreffeh, daha itibarlı, daha saygın bir devlet olma yolunda önemli mesafeler kat edecek. Yani Türkiye'nin önünü açılacaktır.